Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere disk ve RAM upgrade'lerimizden bahsedeceğim. 20 tane disk, 30 tane de RAM aldık. RAM'lerin bir kısmı DDR4, bir kısmı ise DDR3 tercih ettik. Yaklaşık 30 tane bilgisayarımızı upgrade edeceğiz. Bunlardan bir kısmına sadece RAM upgrade'i yaparken, bir kısmına hem RAM hem de disk upgrade'i yapacağız. Biliyorsunuz ki normal kullanmış olduğumuz diskler SSD değil birçok bilgisayarda. Bizim de kullanmış olduğumuz bazı bilgisayarlarda SSD disk olmadığı için bunları upgrade etme ihtiyacı duyduk. Normalde SSD olmayan bir bilgisayarda diskin okuma yazma hızı 50'ye 50 civarında oluyor. Bu takacağımız disklerle yaklaşık 10 kat hızı artacak ve performansı artırmış olacağız. Bunları M2 almadık çünkü upgrade edeceğimiz bilgisayarlarda M2 slotu yoktu anakartında. O yüzden SATA SSD'yi tercih ettik. SSD'nin avantajı okuma yazma hızını artırarak bilgisayarın performansını artırması. RAM'in avantajı ise bu kullanmış olduğumuz antivirüse RAM kullanımı biraz yüksekti. O yüzden RAM upgrade yapma ihtiyacı da duyduk. Çünkü minimum bir bilgisayarın RAM'i günümüzde 8 GB olması gerekiyor. Biz de o yüzden hem RAM hem de SSD upgrade etme kararı aldık. Şirketteki bilgisayarları yenilemeyip upgrade etmemizin sebebi de maliyeti düşürmek. Çünkü günümüzde işlemci maliyetleri epey bir yükseldi. İşlemci maliyeti yükseldiği için de hani bilgisayarı tamamen yenilemek 8.000 lira iken biz bunların tamamını 30.800 lira bir fiyata almış olduk. İnternet fiyatlarına baktık. Piyasayı bir araştırdıktan sonra 2-3 firmadan teklif alıp en uygun teklifi veren firmadan satın alımını gerçekleştirdik. Ortalama dediğim gibi 30.800 lira tuttu. 30.843 TL tuttu tamı tamına. Burada kullanmış olduğumuz RAM'ler DDR3'te şu model 8 GB'lık. Bunlarda RAM tercih ederken DDR kaç olduğu en önemli olan kısım. Megahertz'i de önemli. Megahertz'i yüksek almaya çalışın. Fakat upgrade yapacağınız zaman Megahertz'in aynı olması da oluyor yani. Gecikme değeri önemli bir de RAM'lerde. RAM upgrade yaparken. DDR kaç olduğu önemli. Bir de Megahertz de önemli. Marka seçerken de beğendiğiniz bir markayı seçebilirsiniz. Bizim kullandığımız Kingston. Hakan bu DDR3'lerin tamamı aynı marka aynı model mi tercih ettin? Hepsi aynı. Şu KVR16N11/8 olan model. Bunu tercih ettik. Kingston 8 GB. DDR3 de genelde Kingston güzel bir marka. Bunda da DDR4. Burada da Kingston tercih ettik. Fury serisi. Onu da şöyle yakından gösterelim. Burada da yine 8 GB olanları tercih ettik. Her biri 8 GB mi yoksa çarpı 16 mı? 8 GB. Bu arada bunların kutuları siz mi açtınız yoksa açık mıydı? Bakın bu güvenlik bandrolleri açık gelmiş sanırım. Bir tanesine bak istersen. Siz açmadınız mı? Açtın mı? Bunların mesela güvenlik bandrolü açık mı diye bir de kontrol etmek lazım. Bakın diskler de kapalı. Güvenlik bandrolü bir çoğunda açık. Sonradan kurtulanmış olabilir. Açık mı Hakan bir çoğunda? Bir kısmı açık ayrı kurtulamışlar sanırım şöyle. Kingston. Aldığımız RAM de bu. Fury serisi Kingston. Kingston tercih etmenin sebebi bellek üreticisi olması mı Hakan? Yok Kingston için. Kesin güzel marka. Kingston evet güzel ürünleri soğutma kısımları var DDR4'lerde. Burada upgrade ederken önemli olan şey dediğim gibi RAM'lerde DDR kaç olduğu. RAM alırken dikkat etmeniz gereken şey ne peki? Gecikme hızı ve megahertz'ine dikkat etmeniz gerekiyor. Uyumlu olması için de anakartınızdaki DDR slotuna bakın. DDR3'te DDR3 RAM alacaksınız. 4'te 4. 5'in 3 yeni anakartlar da var. 5 çıktı ama sizin eğer upgrade edeceğiniz cihaz eski ise muhtemelen DDR4'tür. Çok eski ise DDR3'tür. Bizde DDR3 olan makineler de vardı. Diskte de bakmanız gereken şey ne? Diskin okuma yazma hızları. Biz genelde diskte Samsung upgrade ederken de bunu tercih ettik. RAM'de de Kingston tercih ettik. Samsung disklere biraz daha biz güveniyoruz. Sağlam. Diskte bir numara olduğunu düşündüğümüz için tabii sizin bütçenize göre ideal diski tercih edebilirsiniz. Upgrade yaparken SSD upgrade mesela 50'ye 50 bir hız alırken bunda 550'ye 530 yaklaşık 10 kat hızlanmış olacak ve bunu aktarırken Samsung'un bir programı var. Eski diski birebir klonluyor buna. Programın ismi neydi? Data Migration. Samsung Data Migration'ı indiriyorsunuz. Eski diskine de kuru takıyorsunuz. Diskine Samsung olması gerekiyor. Eski diskin Samsung olması değil de yeni diskin Samsung olması gerekiyor. Eski diskin bir diskin aynen bir diskin Samsung olması gerekiyor. Ama bildiğim kadarıyla yeni diskin Samsung olması gerekiyor arkadaşlar. Her tabi farklı programlar da var. Samsung Data Migration'la eski diskiniz hangi marka olursa olsun yeni diskinize bildiğim kadarıyla aktarabiliyorsunuz. Ben öyle biliyordum. Tam çok dikkat etmedim ama ben şu ana kadar Samsung disk aktarıcılarımın hepsinde Data Migration yiyordu.
Bununla birebir klonlayabilirsiniz. Yapmanız gereken şey eski bilgisayara bunu bağlıyorsunuz, bunu gördürüyorsunuz. O kullandığınız bilgisayara yükledikten sonra aktar diyorsunuz seçip. Aktarmış oluyorsunuz. RAM'lerde dikkat etmemiz gereken şey gecikme değeriydi. Megahertz'iydi. Bu şekilde upgrade'lerimizi yapacağız. Bize maliyeti dediğim gibi 30 bin. Tabi burada diğer kasanın birleşenlerinin de her birine para vermemek için upgrade yoluna gittik. Tabi şunu da yapabilirsiniz. Eski şirket bilgisayarlarınızı hızlandırmak için. Videonun isminde zaten eski şirket bilgisayarlarını, şirketin eski bilgisayarlarını nasıl hızlandırdı koyarız. Eski bilgisayarlara. RAM ve SSD takviyesi yaparak düşük maliyetle hızlandırabilirsiniz. Eğer ki derseniz komple yenileyeceğim. Bu sefer size işlemci maliyeti, anakart maliyeti, kasanın, boş kasanın maliyeti çıkacaktır. Ekran kartı kullanıyor musunuz bilmiyorum. O yüzden maliyeti düşürmek anlamında bu yolu tercih edebilirsiniz. 30 bin lira düşük bir bütçe. Bakıldığı zaman 20 tane bilgisayarı upgrade etmek için ortalama bir bilgisayar içinde 1200 liraya patlıyor. Eskiden 1000 liraydı. Şu an 1200 lira, 1000 lira, 1500 lira bandında değişiyor upgrade fiyatları. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Videomuz bu kadar.